iktidarı devraldığı günleri yaşıyoruz. Hamdolsun. 3 Kasım 2002 sadece AK Parti'ye gönül verenler için değil, Türkiye içinde, dünya içinde, dünya tarihi içinde çok önemli bir gündür. Milletin eseri olarak kurulan partimiz, girdiği ilk seçimde iktidara yürümüş, ülkemizin, milletimizin, şehirlerimizin kaderi değişmiştir. Allah millete hizmet yolunda daha nice yıllar koşturmayı da nasip etsin. 2023 hedeflerimize ulaşmak noktasında bizlere güç versin. 2053-2071 hayallerini kurduğumuz günlerde bize destek versin. Başta liderimiz olmak üzere partimizin bugünlere gelmesinde rol oynayan, emek veren, gönül veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Demin de söylediğimiz gibi uzayda yaşıyor gibi bir atmosferde yaşaması ve milletimizle bugüne kadar bir olamamasıdır. Arkadaşlar biliyorsunuz seçim yaklaşıyor. Biz de şu anda kongre takvimimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kongre takvimimizi bugüne kadar getirdiğimiz gibi son güne kadar il tarihimizin kongresinin 7 Şubat olduğunu biliyorsunuz. O tarihe kadar inşallah büyük bir özveriyle götüreceğiz. Ben tabii bu takvimin tıkır tıkır işlemesinde çok büyük emeği olan Mehmet İfşiroğlu ağabeyimizi ve ekibini kutlamak istiyorum. Gerçekten de gerek istişarelerimizde, gerek delegelerin belirlenmesinde, gerek listelerin yazılmasında gece gündüz kendisi de çalışıyor, bizi de çalıştırıyor. Mesela dün pazardı ama dün biz şu anda perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü yapacağımız 4 ilçenin listelerini, yedeklerini, İl delegasyonunu kriterlerimize uygun olacak şekilde çalıştık. Biliyorsunuz genel merkezimizden gelen bir talimatla artık bugünden sonra her ilçemizin 30 olan sayısı düştü. Biz her ilçemizdeki ilçe yönetim sayısı bugüne kadar 30 asil ve 30 yedek üyeden oluşuyordu. Fakat bugünden sonra 20 ile 50 bin arası olan ilçelerde 20, 50-100 arası olan ilçelerde 25 ve üstünde de 30 olacak büyük şehirlerde. Buna göre Dürobası ilçemiz bugünden sonra 20, Başiskele, Kandıra ve Karamürsel ilçelerimiz de 25 asil ve 25 yedekten oluşacak. Biz de bununla alakalı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Partimiz istişareyle ve uzlaşmayla yazdığı bu listelerde kesinlikle %30 kadın, %30 genç, 35 yaşın altı ve %30 da özellikle üniversite mezunu kriterine hassas davranıyor. Bunu belirtmek istiyorum. Kesinlikle akrabaların aynı yakın yönetimlerde olmasını yasaklıyor. Belediyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında veya iştiraklerinde çalışanlarımız da bu dönem listelerimizde olmayacak. Bunun özellikle aksatılmaması için büyük bir fedakarlıkla çalışacağız. Bir de tabii muhtarlarımız da aynı şekilde ilçe yönetimlerimiz de bu dönem olmayacak. Bu kriterlerimizi size söylemek istedim. Son olarak Gölcük ilçemizde 6 Kasım Perşembe saat 12'de, Karamürsel'de 7 Kasım'da 13'te, Çayırova'da 8 Kasım'da yine 13'te ve İzmit'te 9 Kasım Pazar günü 13'te İlçe kongrelerimizi inşallah gerçekleştireceğiz tek listeli bir şekilde. Ondan sonraki en yakın ilçelerimiz Kartepe 15, Başiskele 16, Darıca 23 olarak inşallah sürecek. Diğer ilçelerimizin daha sırasına var. Bunları nasıl yapıyoruz? Bakın dikkat edin. 4 ilçemizin 2 ilçesinin ilçe başkanının değiştirilmesi gerektiği Ankara'dan genel merkezden söylendi. Arkadaşlarımızı aldık götürdük. Belirlendi. Kavga yok. Gürültü yok. Efendim niye öyle niye böyle diyen yok. Ne delegasyondan ne ilçemizden ne teşkilatlarımızdan. Bizde burada bir birlik beraberliği, bir kardeşliği ve 2015 seçimlerinde daha güçlü olarak çıkmamızı hedefleyen bir parti olarak gereğini yapıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu yaptıklarımızın diğer partilere de örnek olmasını diliyorum. Evet, şimdi siz de